Programımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm uzman klinik psikolog Feride Lok Öztürk ile birlikte pandeminin psikolojik e, rahatsızlıklar üzerine etkisinden konuşacağız. E, Feride Hocam kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Tabii. E, ben uzman klinik psikolog Feride Lok Öztürk. E... Uzun zamandan beri İzmir'de görevime devam ediyordum. İzmir'de Alsancak'ta bir klinikteydim. E, 2013'ten 2019 yılına kadar. Daha sonra Buralıyım, Muğla'lıyım. 2020'de buraya memleketime geri döndüm hı hı. ve Muğla Psikoloji'yi kurdum. E, bir yılı geçkin süredir kendi ofisimde danışanlarımı ağırlıyorum. E, çocuk, ergen, yetişkin çalışıyorum. Aynı zamanda e, aile terapileri yapıyorum. E, kendi ofisimdeyim. E, Muğla'dayım. Böyle <laughs> anlatabileceklerim var. E, tamamdır. Şimdi e, Hı -hı. tabii ki pandeminin beden sağlığı üzerine etkilerine çok fazla şekilde değindik. E, ama tabii geri kalan kısımda psikolojik etkileri de çok fazla yer tutuyor. Hı -hı. E, çünkü insanlar yalnızlaştı, İşte sokağa çıkma yasakları vesaire işin içine girdi. Tabii ki insanlar psikolojik olarak çok daha... E, duyarlı hale geldi diyebilirim sanırım hı hı. şimdi beden sağlığı kısmına aslında çokça değiniliyor ama arka planda kalan bir psikolojik sağlık durumu söz konusu hı hı. Ee, şimdi bu psikolojik sağlık kısmı da aslında çok kişileri etkiliyor çünkü ister istemez yalnızlaşıldı işte hı hı. sosyal hayatımız sıfıra düştü bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam en çok hangi gruplar etkilendi hı hı. ve neler yapmalı aslında onun üzerine konuşalım istedim çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, öncelikle her seferinde dile getirdiğim bir şey var. Ee, buna inanıyorum. Hep danışanlarımda da etrafımdakileri de söylüyorum. Beden ve ruh sağlığı bir bütündür. Bu iki kavramı kesinlikle birbirinden ayırt edemeyiz. Ee, burada tabii ki hani, e, bedensel bütünlüğümüzü sağlamaya çalışırken... E, ...kimi zaman e, psikolojik bir takım faktörler, psikolojik bir takım gereklilikler daha geri planda kalıyor. Ya da e, psikolojik olarak dayanıklılığımızı artırmaya çalışırken... Çalışırken işte spordur, ondan sonra sporla birlikte işte sağlıklı diyettir bunları bazen göz ardı edebiliyoruz. Bunlar bir bütün aslında ve bunların ikisi nasıl dengede tutulur? Bir de son bir yıldan beri yaklaşık bir yıl olmak üzere bu pandeminin başlayalı ve hani tarihe tanıklık ettiğimizde bir dönemdeyiz esasında ee, ilk başta eve kapanmalar tabi uzun zamandan beri artık değil mi böyle özellikle çalışan grup için planlanan planlanmayan bir şeydi ve hep arzu da edilen bir şeydi İşte keşke vaktim olsa evde olsam işte şunu yapsam bunu yapsam kendime zaman ayırsam vesaire gibi ama bunun da ömrü aslında birkaç aydı. Evet. Biraz uzun sürdü. Kesinlikle. Sanki. Evet. Birkaç aydı. O birkaç ayda tabii böyle kekler yapıldı, ev yapımı börekler yapıldı değil mi? Ekmekler yapıldı. Evet, evet, her şey. Google'da en çok aratılan kısımlarda artık onlar çıkıyordu falan. Evet, evet. Her şey yani çok keyifliydi. Ama sonra hani planladığımız gibi olmadı aslında. Daha da yasaklar ağırlaştırıldı. Sonra Tabii e, bir takım böyle esnemeler oldu tam esnemelere alışmışken tekrar uzun zamandan beri e, gene evlerdeyiz. Burada aslında yapılması gereken en önemli şey özellikle hem bence e, fiziksel sağlığımız için hem de ruh sağlığımız için günlük rutinleri çok bozmamak. Ee, tabii ki hani evlere kapandık diyeceksiniz ki hani iş işlere giden grup vardı, okullara giden öğrenciler vardı. Nasıl olacak bu? Ee, bir şekilde e, onlinelara döndük artık. Yani bütün dünya aslında şu anda hani onlinelar üzerinden her üzerine. kolaydı. Spor konusunda da diyet tabii, işte psikolojik. Tabii sağlık. bizler de öyle artık hani online terapilerimiz arttı. Geçmişte hani çok böyle tek tük yaptığımız ama e, artık daha da hani haftanın belli zamanlarını online terapilere ayırdığımız Ve bir. Ve aslında da. veriminde görüyoruz. Kesinlikle yani İstersen belki öyle. daha bile çok görüyor olabiliriz. <laughs> Kesinlikle öyle. Daha da hani konforlu da bir şey aynı zamanda. Hani onun için daha da korunaklı bir şey. Bir vasıtaya binmek zorunda kalmıyorsun ya da <laughs> ofiste kalabalığı Hani o ortamı solunmak durumunda kalınmıyor. Her neyse hani online'a artık dönmüş olduğumuz bir toplumda burada hani o rutinleri çok bozmamak lazım. Mesela uyku düzeni, sabah kalktığımız hani pandemiden önce neyse uyku düzeni onu da çok değişmemesi gerekiyor. Sabah kalktığımız, gece yattığımız zaman dilimi, beslenme alışkanlığımız... Ee, bu dönemde tabii hani abur cuburların daha da Evet, <laughs> hem abur cubur hem de işte yeme saatlerimiz belli olmuyor. Hani her saat işte akşam gece 3 oluyor. Zaten uyku saati bozulmuş. Hı -hı. İşte bir şeyler yiyelim, bir şeyler yapalım. İşte Hı -hı. insanlar boş zamanlarını sanırım tarif yapmaya falan ayırmaya başladılar. Hı -hı. Öyle olunca da ister istemez Hı -hı. zaten beslenme düzeni de bozuldu. Hı -hı. Zaten ona da değineceğim ama beslenme düzeninin bozulması da psikolojiyi etkiliyor. Psikolojinin bozulması da beslenme düzenini etkiliyor. Tabii ki, tabii. O yüzden Bu hormonlar siz de evet, evet. bilirsiniz. bu uh, yenilen. Evet, özellikle Hı -hı. o burcuburlarda e, çikolata ona söylediğim kurutmat falan kesinlikle tabii kesinlikle öyle hani bu hormonların artış tabii ki psikolojik Aynı zamanda da Hı -hı. E, hormonları tetikliyor ve etkiliyor bunlar Tabii diyorum. bir de e, bunun üzerine magnezyum eksikliği etkiliyor. İşte magnezyum eksikliğinin depresyonla alakası bulunmuş. Hı -hı. E, ayrıca bağırsak mikrobiyotasının bozulmasının gene depresyon ve anksiyete ile alakası Hı -hı. vesaire bulunuyor. Bir de stres sanırım Hı -hı. bu konuda biraz ön planda. Çünkü asla beslenme sorunlarının çoğu stres kaynaklı bulunuyor. Evet. Yanlış biliyorsam düzeltin ama hı hı. işte reflüden tutun tüm sindirim sorunu problemleri stres kaynaklı. Ve sanırım bu dönemde de biraz arttı mı? Hı hı. Kesinlikle arttı şöyle bir gerçek de var ki bilinmeyenler ve beklentiler her zaman korkutur bizi. Bilinmeyenler hı hı. E, çok gözümüzde hani dağ gibi büyüyüp yani insan ol aslında bilinen şeyleri ister. Hani bir adım sonrasını görmek ister. Ama şu an bir adım sonrasını göremediğimizde bir dönemden geçiyoruz aynı zamanda e, ve bu stresi ister istemez artırıyor ve bir takım psikolojik problemlere sebebiyet veriyor ki vücudun zaten verdiği 15-16 tane e, Psikolojik semptomlar var. Bunlar nelerdir? İşte titremeler, <laughs> kalp çarpıntıları, daha sonra mide bulantıları, ağrıları vesaire gibi. Hani bu tip psikolojik semptomlar da artmaya başladı. Bunların hepsi stres faktörü aslında. Sebebi de geleceğe görememizden kaynaklı. Bilinmeyenlerimiz çok fazla şu anda. Daha tabii bir adım sonrasını göremediğimiz için de daha bilinen bir seviyeye getirmekte fayda var. Yani hani şunu söylemek istiyorum. Hı <laughs> kendimizle ilgili en azından hani bir gün içinde neler yapabileceğimizi biliyoruz işte sabah kalktığımızda işte hani uyku düzenimiz beslenme düzenimiz ya da işte öğrenciler için özellikle hep mesela onları da söylüyorum ee, online hani yatakta online derslere katılmayın. Siz nasıl ki hani okullara giderken kalkıyorsunuz kahvaltınızı yapıyorsunuz, pijamalarınızı çıkartıp üniformalarını giyiyorsunuz. O ciddiyette aslında e, online'lara ya da evden çalışan grup içinde aynı şekilde <laughs> geçerli. Ee, bunlar da öyle. Hani o ciddiyeti almak durumundalar. Ee, yani ister istemez. Bir de e, şöyle bir ee, soru yönelteyim. Hı hı. Biz stresle başa çıkmak için bunların yanında neler yapmalıyız? Yani kendimizi nasıl rahatlatabiliriz? Hı hı. Evet. Şimdi şöyle bir şey, bir hobi kesinlikle olması gerekiyor. dışarıda olsa belki daha kolay evet. olunabilirdi değil mi? İşte hani resim kursları, spor salonlarına gitmek vesaire. Evde de aslında yapılabilecek. Ben de bunun üzerine Hı -hı. çok düşündüm. Çünkü dediğim gibi hani tari tarihi tanıklık ettiğiniz bir dönemdeyiz ve hani evde neler yapılabilir? Çok da araştırıyorum bununla ilgili ve bir sürü hani şeyler gördüm aslında. Hani bileyim hani müze sever bir insan evet. için değil mi? Online müzeleri gezmek gibi. Kitaplar yayınlandı evet, online evet, halinde. kesinlikle Dergiler öyle. Dergiler aynı şekilde. Kesinlikle öyle. Hani bunlar gibi e, bu online platformlardan Hı -hı. şeyleri çok güzel takip ederim. Olabildiğince katılmaya da çalışırım. E, kendim de konuşmacı olarak katılmaya çalışırım. E, seminerler, konferanslar evet. bunlar artık online platformlardan dönüyor. Hani olabildiğince buralarda e, vakit geçirmek. Hı -hı şöyle bir şey de var tabii artık hani e, söylüyorum hep online kanallar üzerinde artık dönüyor her şey ama e, telefonla bilgisayarla televizyonla artık o da belli bir yerden sonra rahatsızlık veriyor belli bir seviyede bırakıp yeterince kıvamında bırakıp Hı -hı. daha farklı şeyler işte boyama olabilir, el yeteneği varsa onlar üzerine olabilir herhangi bir şeyler. Çiçek beslemek olabilir. Ya evet gibi aslında gibi. çok basit şeyler de var ama <laughs> belki de çok mu şey görüyoruz yani ya da çok mu şengeçiz aslında öyle mi de demeliyiz bilemedim. Olabilir. E, şu aşamada problem yaşanıyor. Hani mesela ağır depresyonlarda da görülüyor. Hı. Depresyonun geçmesini bekliyoruz ya da her şeyin normale dönmesi için bu pandeminin bitmesini bekliyoruz. Ya evet, <laughs> Aslında kendimizde de yaşıyoruz bunu yani hani herkes söylüyoruz evet uyku düzeni, sirke diyen ritim işte biz bunlara uygun gidelim gibi konuşuyoruz ama kendimizde bence yapmakta özellikle kendim için konuşayım ben yapmakta çok zorlanıyorum yani işte saatler yok atıyorum. Ee, şu an gene çalışıyoruz ama e, çalışmadığımız dönem için işte şimdi çalışırken 9-10'da iş yerinde olmamız gerekiyordu ama çalışmadığımız dönemde 11-12'de uyanıyoruz ve gece geç yatıyoruz. Geri kalan kısımda işte e, belirli televizyon programları veya işte internet üzerinden filmler vesaire izliyoruz ve baktığımda bütün yani ders bile çalışıyor olsam bir şey de yapıyorsam tüm gün oturuyor hissediyorum kendimi. Hı -hı. Yani bir spor yaptığım bir saatlik dönem belki Hı -hı. E, oturmuyorumdur ama hani bu sefer de akşama doğru böyle bir baş ağrısı. Aslında boş durmaktan başımız ağrıyor. Hı -hı. Yani Hı -hı. normal gün içinde rutinimizde o kadar başımız ağrımıyor. Hı -hı. Bu da psikolojimiz çok etkiliyor. Yani bir iki gün böyle geçiyor ama 10-15 gün böyle geçtiğinde artık Hı -hı. tamamen hani kendimiz çok kötü hissettiği hisseden hale geliyoruz baş ağrısı biraz önce de bahsettiğim hı hı. gibi dediğim gibi 15-16 tane psikolojik bir takım semptomlar var. O başın ağrması da aslında tesadüfi bir hı hı. şey değil. Orada artık diyor ki e, baş hani yeter diyor bunu yapma oturma artık. Sen de hani potansiyelin daha yüksek. E, hı hı. Daha büyük kalk bir şeylerle ilgilen değil mi? Hani alışkın değilsin sanırım. Evet bunun sinyallerini <laughs> veriyor ve baş ağrısı da sebebiyet veriyor bu. Hı hı. İsterseniz peki baş, başka hocam ne tür işte hı hı. pandemide e, ne tür eee aktivitelerden daha çok işte neler başımıza geldi veya işte panik atak hı hı. geçiren kısım var bir de geçirmeyen kısım var. Hı hı. Geçiren kısım için neler daha çok klinikte vaka olarak neler gördünüz neler yapmalıyız? Şimdi şöyle bir şey pandemi öncesi e, tabii ki psikolojik semptomları, psikolojik belirtileri derinlemesine incelemekte fayda var. Çünkü birçok psikolojik semptomun ee, kaynağı çocukluk. Buna canlı gönülden inananlardanım ve her seanslarımda mutlaka aynı çocukluk dönemine kesinlikle değinirim. E, ve mutlaka bir takım doneler bulurum oradan seanslarımızda, terapilerimizde e, daha hızlı yol alabileceğimiz, e, daha fazla hani o hani iyileşmesi gereken bir takım hani çocuklukta travmalar bulurum ve e, buna inanıyorum da e, bununla birlikte hani pandemiden önce e, hep geçiştiriliyordu onlar. Travmalar böyle akla gelse çünkü hani yoğun iş temposu özellikle çalışan grup için Öğrenciler için de hoş aynı şey geçerli değil mi? Hani büyük zamanımız evet. alıyor zaten sabah kalk. hep o sirkülasyonun içindeyiz bir şekilde. pandemiyle birlikte düşünmeye artık zamanımız kaldı değil mi? Hani siz evde evet, evdeyken ev bir saat spor yapıyorum sonra evde ya hani sıkılırken buluyorsunuz kendinizi ya da başarıların nedeni fazla düşünmekten fazla kafa yormaktan. Evet. Sağlıklı bir beyin gün içinde yaşadığı olaylara aslında en fazla 10-15 dakika zaman dilimi ayırabilen beyindir. 10 15 dakikadan sonrası tamamen kurgudur. Tamamen senaryodur artık. Tabii ki çalışacağız, üreteceğiz, düşüneceğiz. Bunlar apayrı. Daha çok yaşadığım şeylerden şunlardan bahsediyorum. Hani e, atıyorum e, sokakta işte giderken yakın bir arkadaşım selam vermedi. Ondan sonra nedir? Asla ilk başta akla gelen görmedi, değil evet. mi? Evet. İlk akla gelen bu aslında doğru olanı ama beyin az da asla yetinmez. Evet. 10 dakikada bu sonuca varır. Söyleyince düşündüm bunu. <gülüyor> <gülüyor> hani evet. Evde daha çok düşünüyoruz evet, sanırım. Evet kesinlikle öyle. Yani hani sağlıklı beyin 10 dakikada tamamlar onu çerçevesini Hı -hı. çizer sokakta gördü selam vermedi. Neden görmedi? Yani görmemiştir, dalgındır değil mi? Evet. İnsanlık hali. Ama 10 dakikayı geçen düşüncelerde artık ben bir şey mi yaptım? Ya geçenlerde gitmiş ki şunu söylemiştim. Acaba kızdı mı bana, tepki mi gösterdi? Ya da arkadaşımla birlikte ya işte o da niye böyle yapıyor ki demiştim. Acaba kulağına o mu gitti? Bu mu oldu? Başlar artık. Beyin senaryolaş... Evet. Hepsi çer Hiçbir gerçekliği yoktur bu düşüncelerin. Beyin azla asla yetinmez. En tehlikeli ve en güçlü organımızdır beyin şimdi bu pandemi dönemiyle birlikte ne oldu? 10-15 dakikada durdurabilmek imkansız hale geldi. Evet çünkü boşuz ve sadece düşünebiliyoruz. Kesinlikle öyle. Olabildiğince işte buna mal vermememiz lazım aslında. Zamanımızı verimli kullanmaya ihtiyacımız var. Çünkü beyni öyle hani dışarıdan mesela söylenen şudur. Boşver takma kafana, boşver takma kafana. Bunu hep söyler. Benim danışanlarım da çok hiç sevmez bunu hep arkadaşlardan. Tabii bizlere gelenler de genellikle hani... Takıyorum işte oluyor Yani siz diyorsunuz ama ben tabii takıyorum. Tabii, hani çok güçlü böyle arka. Arkadaşlarla hani muhabbetlerden sonra işte diyorlar ki ya hocam işte dediler ki takma kafana dedilerken hani takma kafana işte olmuyor hani takma kafana lafını ben de hissetmem hani takma kafana demek ee, şeydir hani kolaydır ama hani sen yap nasıl yapıyorsun hani hı hı. takma kafan nasıl oluyor yani o takma kafana? işte bu takma kafanın altında yatan şeyler olabildiğince zamanını doldur olabildiğince verimli geçirmeye çalış. Hı hı. Ee, Peki ee, geçir yani pandemi döneminde bu durum işte 15-20 gün geçiren bir kısım var. İster istemez belirli e, bedensel sağlık üzerine de etkileri çok ağır olanlar var Hı -hı. ve tek başına 15-20 gün. Hı -hı. O iş yani ben hani geçirmediğim için belki Hı -hı. çok işin içinde değilim ama bana çok zor geliyor ya da işte 15-20 gün geçtikten sonra işte ailede belirli işte hasarlar olabilir veya işte belirli atıyorum öksürük vesaire devam eden Hı -hı. durumlar olabilir veya tat alma veya Hı -hı. koku duygusu daha geç geliyor olabilir. Hı -hı. O durumlarda neler yapılmalı yani Hı -hı. kafayı nasıl Hı -hı. E, rahatlatmalıyız. Şimdi özellikle hani COVID'e yakalanmış evet bir odanın içindeler e, ve e, çok güçlü ilaçlar alıyorlar e, tedavinin daha hızlı gelişebilmesi için. Burada hani yapılması gereken şey hani o odanın içindeyken de yani sürekli mesela hani sabah kalkar kalkmaz telefon eline alınıp sabahtan akşama kadar o telefonda zaman geçirmemesi hı hı. gerekiyor. Ya kitap olur sevdiği hani öğrenmek istediği bir dediğim gibi hani el işi olabilir, hı hı. kitaplar okumak olabilir. Şey olarak baktığımızda mesela ee, atıyorum geçirmiş olanlar için hı hı. Ee, bir panik atak durumu veya işte ekstra olarak bir hastalıktan daha fazla korkma durumu ben çok gözlemledim ama hı hı. siz bu konuda ne, ne düşünüyorsunuz yani klinikte neler görüyorsunuz? Nasıl görüyorum? Ee, her iki grupta da görüyorum aslında. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim bir mesela danışanından örnek vermek istiyorum. Ee, pandeminin ilk haftası geçen e, yıl Mart ayında hı hı. E, aradı. Ve dedik ki işte hani çocuğumu getirmek istiyorum, oyun terapiye başlatmak istiyorum. Bir takım hani e, öfke nöbetleri gibi problemleri var. Tamam dedim. Sonra pandemi e, tabii patlak birinci e, durdurmak zorunda kaldık, ara vermek zorunda kaldık. Zaman zaman birazcık daha hani Mart böyle şey Mayıs ayı gibi, Haziran ayı gibi gene telefonda konuşuyoruz. Ee, o şeyi bulamadı. Hani dedi ki biz e, telefonda da aynı zaman hani danışmanlık Hı -hı. hani Şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliyoruz. Ama görmende gerekiyor aslında çocuğu. Neyse Mart ayından beri artık hiçbir şekilde hani dışarı çıkmadılar. Ee, baba aktif olarak çalışıyor. Anne çalışmıyor. Ve bir şekilde hani çok dikkat ettiler. Gerçekten hani o çocuğu korumak için de çocuk 4 yaşta da ee, baba e, covid oldu. Ailesi de kadına bulaştırdı. Çocuğa bulaştırdı. Ondan sonra hani kadında şiddetli bir artık hani öfke, çaresizlik çok mesela hani oradaki... Geldiği... Anneler bir de çok daha şeyler tabii, bu tabii, konuda. Tabii tabii kesinlikle ve telefonda hani sürekli konuşuyoruz. Çok da hani ilk çocuğu üstüne düşen de bir anneydi. Ee, Dedik hani bu kadar dikkat ettim. Ee, hani getirmedim oyun terapi. Hani Hı -hı. ola ki klinikte de hani şey var sirkülasyon fazla. Hı -hı. Ola ki hani temas etmesi ya da oyuncaklara değmesin vesaire gibi düşünüyorum. Ee, ne kadar da olsa dezenfekte ediliyor. Bu arada benim de ofiste evet, de evet. günlük evet en fazla bir e, oyun terapi alıyorum. E, gün sonunda oyuncaklar dezenfekte ediliyor. Olmasına rağmen tüm bunlara rağmen hani dikkat et ve getirmek istemedi. Sonuç hepsi COVIDti bunun sonrasında mesela o zaten hani öncesinde o panik durumunu yaşadı e, anne bunun sonrasında Hı -hı. hani dedi ki mesela e, hani bir öfkesi vardı bir çaresizliği vardı mesela çocuğu bu covid geçirdikten sonra getirmişti dedi ki Hı -hı. Hanım, ben isteğim hani hani dikkat ettim her şeyi yaptım ama e, bunun Bazen önüne geçemedim evet mesela böyle bir durum da yaşandı hani e, burada kişilik bazı hani bir yıldan beri aslında hani çok e, tek bir genel geçer bir şey de yaşamıyoruz artık çünkü her karakter çok farklı her kişilik çok farklı ee, her insan üzerinde yarattığı etki, etki çok, çok farklı. farklı, kesinlikle öyle. Hani Covid geçirdikten sonra tabii hı hı. ki daha da hani panik atak durumu artmış. Danışanlarım da var aynı şekilde. Hı hı. Ee, ama çok korunaklı olup gene geçirip artık hani ne olursa olsun <laughs> diyenler <yani, gördükler>. de <laughs> evet, onlar da Doğru. var. Doğru, hiç hı hı. hiç o kısmını görmemiştim evet, aslında. Evet. Değinmemiz güzel hı hı. oldu. Ee, Şiş bir de çocuklara değindik. Bu 0-6 yaş grubu da aslında şu an e, baktığımızda biraz daha yani eskiden 0-6 yaş grubunun birini görüp işte gidip sevebilirdik veya atıyorum kucak kucak dolaşırdı ama hı hı. şu an biraz daha ilgisizler sanki. Hı hı hı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aileler bu konuda neler yapmalılar veya ilgisizlik demeyeyim de hani biraz da uzak büyüyorlar diyeyim. E, aileler bu konuda nasıl davranmalı, neler yapmalı aslında o konuya da değinelim tamam. istiyorum. Tamam. Şimdi şöyle bir şey e, özellikle e, yani altı yaş grubuna kadar çocuğun gelişim için, karakterin oturması hı hı. için, kişilikler için çok altın çağı dediğimiz özellikle 3 altı yaş grubu altın çağı dediğimiz bir grup çocuklar için. Ee, siz bahsederken zihnimde şöyle bir şey canlandı onu da söylemek istiyorum bu arada. Eskiden çok çok eskilerden bu kadar istismarların e, yayılmadığı dönemlerde ve çocuklar daha fazla hani gidip böyle sevebiliyorduk, dokunabiliyorduk. Evet. Ama e, o kadar yayıldı ki artık çocuklara yönelik de gençlere yönelik de özellikle çocuk yaş gruplarına göre e, ben de çok sık e, görüyorum. Yani bununla alakalı evet hassas bir nokta. Gerçekten evet. hani benim de böyle Aslında... konuşmakta da evet zorlandığım bir konu. Hani tek konu diyebilirim hatta çünkü hani çocuklar eee farklı çok masumlar. Evet, 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 Yani evet. hiçbir şeyden dünyadan belki çok daha ayrı hı hı. E, büyüyorlar. Evet bu konuda bence de. Kesinlikle öyle. 0-6 yaş grubunda özellikle evet bu pandemiden önce de hep böyle ailelere söylediğim e, şeyler ya da çocuklara bence öğretilmesi gereken şeyler. <laughs> evet. Onlara zaten e, çok böyle yakınları hani annedir, babadır babaanne tabii ki o güvenli bağlanmanın oluşması için sarılsınlar, sevgilerini göstersinler ama çok çok uzak grup e, çok sarılmasınlar, çok dokunmasınlar. Hı, o zaman çocuklar. bu iyi mi oldu diyorsun? <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> olarak öyle değil aslında. <laughs> Ama olabildiğince gerçekten hani olmasın. Çünkü çocuk beden bütününün farkına varsın ve e, o hani vücuduna dokunulmaması. Hmm. Niye değil mi sonuçta? Hani evet çok aslında önemli. böyle Gelsin, baktığımızda bir de kimin dokunsun. iyi veya kötü yaklaştığını <laughs> evet, da bilemiyoruz. Evet. evet. evet o çocuklar kısmı. ayırt edemiyorlar. Çünkü iyi dokunuş nedir? Kötü dokunuş nedir? bundan evet. dolayı hani çok dokunulmasın zaten çocuklar Hani öpülmesin, yaklaşılmasın, kucağımıza hani almayalım Hı -hı. onları. Ee, çok evet yani çocuklar çok masumlar. Bazen hani oyun teröristler pillerde çok daha, hani küçük Hı -hı. yaş grupları da geliyor. Hani o kadar istiyorum ki böyle sarılayım ama hani belli bir sınırın olması evet. gerektiği gerekli de. Çünkü çünkü dediğim gibi hani ayırt edemiyor çocuklar. Yani hani bu iyi dokunuş mu, kötü dokunuş mu? Ben iyi dokunurum. Yarın öbür gün part'ta hani anne babanın gözünden kaçar bir başkası hani kötü Hı -hı. dokunur. Gerek yok. Ondan dolayı bir miktar hani mesafe aslında olması gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Mesela var e, söylüyorum işte misafirliğe geliyorlar. E, işte orada e, komşunun mesela Hı -hı. kızına işte Bırakıp aile aslında daha rahat hareket edebiliyordu. Aslında aile içinde de zor oldu bu durum. Hı -hı. Çünkü çocuk hep kendisine bağımlı kaldı. Hı -hı. Aslında bu durumda bir tık aileyi etkilemiş olabilir mi? Hı -hı. Yani aileleri de et şey yaptı, etkiledi. Yani çok bağımlılık oldu artık Hı -hı. gibi Hı -hı. düşünmek gerekiyor mu? Yani özellikle ama 6 yaş gruba kadar Hı -hı. şey de bırakmasınlar ya. Birazcık hani <laughs> konumuzdan da çıktık da şey ama hani komşunun kızına da bırakmasınlar Hı. aileler. Gerçekten. Doğru evet. Evet evet, evet bırakmasınlar. Aynen. Çünkü hani komşunun kızı. Ee, yeni yeni belki de hani o ergen de olabiliyor ve hani ergenlikte cinselliği de merak eden, Hı -hı. merak etminler zaten evet. değil mi? Hani bunlar da var. Bundan dolayı çocuğun e, cinsel bölgesini merak etmek isteyebilir. Yani bunlar çok görünen evet, şeyler olduğu için benim çok... çok karşılaştığım şeyler olduğu için. Sizden çok karşılaşıyorsunuz. Hmm. Ben hiç bu yönden bakmamıştım bu konuya. aksine ben de şey diye düşünüyorum. Ee, istersen uzak büyüdüler, işte daha uzak bir yapıları olacak, işte daha işte sıcak kanlı olmayacaklar gibi düşünüyorum ama Hı -hı. aslında çok haklısınız çünkü sınırlar evet, evet sınırlar evet, çok önemli kesinlikle. ...hani her şeyin az ya da çok kelimesini çok sevmem... Hı hı. ...her şeyin yeterincisi makbuldür... E, ...yeterince sınır iyidir... ...ki tanımadıklarıyla zaten... Evet. hani ...değil mi böyle... E, ...ayda bir, yılda bir gördüğü insanlarla... Hı hı. ...ya da ne bileyim parka çıkıyor hiç tanımayacağı... ...belki de ömrü hayatta görmeyeceği bir insan... ...ne iş var çocuğun onun kucağında gibi... ...hani yeterince sınır iyidir... E, ...ama şey apayrı bir şey Diyelim hı. ki ...hani anne baba covid geçiriyor oluyor... ...ya da çalışan anne baba oluyor... ...ve endişe duyuyor... ...bundan dolayı çocuğuna sarılamıyor... Bu apayrı bir değerlendirilmesi evet. gereken bir şey. Burada evet haklısınız. Çocuklar bir tık daha uzak büyüyorlar aslında. Evet. Ee, bu konuda ve evet, çocuklar etkileniyor kesinlikle. Evet Belki de sonra göreceğiz bunların etkilerini evet, evet, değil mi? Evet. Az anne babasının görüyoruz. alması gerekiyor çünkü evet. o güvenli bağlanmanın oluşabilmesi için hep eskiler derler aman kucağa alıştırma aman alışması oturma anne için özellikle. Hı -hı. Halbuki o güvenli bağlanmanın olması için kucakta da olması lazım. Çocuk doğar doğmaz ilk karşılaştığı anne memesi yani bununla birlikte o güven bağını kuruyor aslında. Tabii bununla ilgili aynen çok değişik bilgiler Tabii. de var. İşte, e, Annenin alnıyla çocuğun aldığını değmesi doğduğunda hı hı. işte o bağı oluşturan kısımmış veya hı. bunun gibi bir sürü aslında bilimsel bilgi var. Ee, evet bu hı hı. konu aslında aynen çok daha ayrıntı yenilecek bir konu ve hı hı. bence çok daha geç göreceğimiz işte evet, etkilerini evet. çok daha Özellikle geç göreceğimiz bir anneler, konu. Özellikle anneler, babalar işte hani yakın ya da bakım hı hı. veren anne babaanne, dede Hani onlardan evet alamadıkları o güvenli bağlanma bu daha sonraları e, illa kendi göreceğimiz etkileridir. Evet bir de şey diye bir kesim var. Yani e, çiftler var. Genelde işte boşanma davaları arttı diye falan konuşuyoruz değil <laughs> mi? Yanılıyor muyum bilmiyorum ama. Hı hı. Ya ister istemez yani evde çok fazla birlikte kalıyorsunuz. Normalde belki sosyal hayatınız farklı veya işte iş hayatınız farklı ama belirli atıyorum bir, bir ay aynı evde kaldık ve hiç... İki kişi aynı evde zaten hani eş bile olmasa, kardeş abla kardeş bile olsa zaten kavgaların düzeyi şiddet artıyor. E i̇ster istemez ilişkilerde de bu yaşanıyor. Siz neler gördünüz? bunlar? Şimdi şöyle izleyelim. bir şey. E, aynı zamanda evlilik terapistiyim de. Ve e, benim için İranlı hocam hani artık evlilik terapinin böyle duayenlerinden diyebileceğim. Peseşkian. E, ondan eğitim alma Hı -hı. E, şansı da bulmuştum. Evlilik terapi eğitimi. O der ki e, evlenmeden önce gözlerini dört aç. Evlendikten sonra gözlerini yarı kapa der. Evet. Aslında hani sağlıklı bir şekilde de evliliğin ilerleyebilmesi için. Çünkü iki zıt karakterde ya da aynı karakterde de olsa da hani farklı özellikleri olan iki insan aynı evin içinde bir hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Hı hı ki Türkiye hani bizim gibi bir toplumda evliliğe çok fazla anlam yüklenen e, bir toplumda bu daha evet. da zorlaşıyor. de evlilik sadece iki kişi arasında geçmiyor sanırım. <laughs> evet evet kesinlikle insan. öyle. Aynen öyle. Çok zorlaşıyor. Şimdi peseçken bunu derken işte evlendikten sonra o e, gözlerin yarı kapa. Tamam hani aktif çalışma hayatındayken bu daha normal olabiliyor. Hani herkes kendi sonuçta değil mi? Hı hı. Sabah kalkıyoruz gidiyoruz evin sorumluluğu apayrı e, ve dediğiniz gibi sadece iki kişi evlenmiyor artık akrabalara da değil mi? Hani onlarla birlikte tüm bunlarla hani o yarı kapanma bir şekilde sağlanıyor ya da e, olabiliyor ama pandemiyle birlikte bu çok da olmuyor artık. Ki İnsanların şey düzeyleri yani o e, alttan alma düzeyleri aşağı düştü gibi. Çünkü hani şöyle düşün hani sabah kalkıyorsun evet hep birlikte hani e, yani nasıl diyeyim ya o kahvaltı et ve belki de saat her anlamda böyle anlaşılamayabilir çünkü iki farklı insan insan ve hani senkronize bir şekilde e, hayat sürmeye hı hı. çalışılıyor ve pandemi dönemindeyken de ikisi de birden böyle çalışmıyorsa onlarda kat ve kat daha fazla görülüyor. Evet. Bana da tabii ki hani e, ofise gelen danışanlarımda da gene aynı şekilde o kusurlar daha fazla göze batmaya çalışıyor. Ya aslında göze eskiden de vardı o kusurlar ama Hı -hı. alttan alıyorduk, çok görmüyorduk belki. Bu sefer iyice içine düştük Hı -hı. gibi oldu. Hı -hı. Peki neler yapmalılar? Bence en büyük soru bu. Evet kesinlikle. Onlarda <laughs> da aynı şekilde. Yani hani o rutinin yine, ya rutin çok önemli pandemide Yani daha önce neyse o rutinimizi eve entegre ederek devam ettirmemiz lazım. Yani bir mesela hani danışanım vardı. Gene hani onlarda da artık çok hı hı. ciddi böyle kopma noktasına geldiler. yani hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Yani hani ikisi de mesela pandemiden önce çalışıyorlar. Hı hı. Şimdi çalışmıyorlar. Kadın hani daha geç saatlere kadar böyle hani dizi izlemek istiyor, film izlemek istiyor. Hı hı. Herhangi şeyler. Neyse hani eşi onu istemiyor. O daha düzenli istiyor. Burada bir çatışıyorlar. Yani burada aslında hani olması gereken o rutinin çok bozulmaması daha önce neyse onun devam ettirilmesi, yeme düzeni de, evet. uyku düzeni de ya da o hani verilen o, o hobiler de bence hani artık son zamanlarda şunu da e, söylüyorum çok korunaklı bir biçimde artık hani çift maskeyle mi üç maskeyle mi bilmiyorum ee, bir hani hava alınması da gerekiyor artık hani o nefes de çünkü çok önemli evet, yani aslında. sürekli evet hani bu da net yani yani çok insan kalabalığına tabii ki girilmemesi gerekiyor. Ee, ama e, bir hani nefesin alınması gerekiyor. Çünkü nefes de çok önemli, İnsan, yani ruh sağlığında bu da çok önemli. Yani bir yarım saatte olsa, e, o yürüyüş olsa fena olmaz aslında. Evet Onu aslında söylüyorum. Aynen. <laughs> ya, yapabilecek bir şey yok. Hani hmm. ister istemez, hani ev uzak olanlar daha hmm. ormana veya hmm. e, yürüyüşe farklı yerleri çıkabiliyorlar ama merkezde bu iş çok daha zor. Hmm. Ama bence yapmalıyız, katılıyorum. Hmm. Çünkü ister istemez o maskenin içinde zaten Sinir katsayılarımız çıkmış durumda. Maskeyle iyice Hı -hı. aslında yükseltiyoruz. Hı -hı. O yüzden katılıyorum. Hı -hı. Bir de sağlık çalışanları durumu var. Hı -hı. Yani o virüsün içindeler. Hı -hı. İşte ailelerinden çocuklarından uzaktalar. Hı -hı. İster istemez çoğu evini ayırdı. İşte onlar için söylenebilecek veya bunu bunu yapın diyebilecek bir noktamız var mı? Hı -hı. Neler yapmalılar? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hı -hı. Sağlık çalışanlara e, yani büyük sevgilerimi sunuyorum buradan evet, da gerçekten. Çok... Evet, yani bizim için uğraşıyorlar o yüzden <laughs> katılıyorum. Onların durumu aslında evet en çok etkilenen e, grup içinde onlar var hı hı. bence. Bir kısım hani şunu da söyleyebiliyor ya soğukkanlılar da aslında aynı zamanda bana kalırsa hani bizler belki de dışarıdan göz olarak hani onların kat ve kat daha çok etkilendiğini düşünüyoruz. Onlar aynı zamanda soğukkanlı olduklarını da düşünüyorum. Hani çabuk en kolay adapte olan da onlar aslında. Çünkü en çok maruz kalan da onlar hı hı. olduğu için hani o maruz o Adaptasyon kalma durumu kesinlikle hı. öyle. O maruz kalma durumu hani adapte durumlarını bence daha hızlı bir Artırıyor. şekilde geliştirecekler. O yüzden evet. aslında evet. Hmm. Yani evet çok büyük bir iş yapıyorlar. Hmm. yükleri çok fazla ama hmm. belki de aynen adapte hmm. daha çok adapte oldukları için bir de ister istemez işi ve görevi bu olduğu için aslında bu işin içinde hmm. oldukları için belki daha şey oluyor olabilir. Hmm. şimdi bir de şöyle bir kısım var. Hmm. benim de ilgi alanıma giren bir kısım. Hmm. Kilo alan ve verenler. Ya, ya çok alanlar oldu ya da eee iştah kesip verenler oldu. Hmm. Aslında biraz duygusal yeme kısmı var bu hmm. işin hmm. ve ee, yani ben her zaman söylüyorum. Ben kendi danışanımda fark ediyorsam bu durumu psikoloğa yönlendirmeyi çok istiyorum. Çünkü e, ister istemez sadece bir diyet listesi veya sizin konuşup ikna etmeniz olacak bir durum değil. Bir de bu kesim kilo verse bile daha sonra herhangi bir stres durumunda veya herhangi bir üzüntü durumunda geri alabiliyor. Hı hı. Bir de pandemi dönemi girince araya işte evde de kalmaları uzadı. De, gene dediğimiz gibi işte bir aramalara girdiğimizde en çok işte lahmacun nasıl yapılır ekmek nasıl yapılır kısmı oldu. Şimdi bu e, aslında bu yeme durumunda neler yapılmalı veya işte o e, neler yapılmalı kısmında neler yapılmamalı kısmı var bir de. onları biraz değinebilir miyiz? Şimdi bu evet e, bu da çok önemli e, bir konu kesinlikle. E, sıkça da gördüğüm özellikle hani son zamanlarda e, danışanlarımın hani belli bir kısmını oluşturan da bir grup yeme hı hı. bozuklukları. Şimdi şu şekilde evde aslında bütün e, temel buradan başlıyor. Hani düzenimiz bozuldu artık. E, özellikle ve evet çalışmayan hani evden bir şeyleri takip et, eden grup için özellikle. Hı hı. E, onlar daha çok evet düşünmeye zaman bozular Ve başta da hani söylediğim gibi her şeyin hani inanıyorum ona e, çocukluktan da gelen hani travmalar da buna çok etkili oluyor. Hı. Ve biz düşünmeye başladığımızda geçmişten de birkaç böyle flash şeyler buluyoruz. Travmalar evet. gün yüzüne çıkıyor. Yeme bozuklukları gene söylediğim gibi ruh ve beden bir bütündür. Bana kalırsa ikisini mümkün değil ayırt edemeyiz. Yeme bozuklukları çıkıyor. burada değersizlik hissi benim en çok gözlemlediğim. Evet, Şimdi... genelde bununla ilgili şuna değinmek istiyorum. Aileler de bazen çok büyük hatalar yapabiliyorlar. Yani çocuk yoluysa e, zayıfla, zayıfsa kilo al. Sürekli hı hı. bir üzerlerine bir baskı var bu konuda. Hı hı hı. E, bunlar da çok etkiliyor, tabii, özellikle karşı cins değil tabii, mi? Tabii tabii kesinlikle öyle. Yani hani ilerleyen yaş gruplarında bile düşünürken bir takım şeyler buluyor. Geçmişte bana şu şunu yapmıştı. Neden yapmış? Çünkü ben değerli değildim. O zaman yemek yiyeyim. Ya da evet. değerli değildim, ne bileyim şişman. O zaman yemeyeyim, Kısayım ben kendimi vesaire gibi. Hani bunların hepsi paralel gittiğine ben inanıyorum. Aynı zamanda pandemiyle birlikte telefonlarla hani bu e, sosyal mecralarla da daha fazla zaman geçirilmeye Güzellik başladı. Güzellik algısı da orada çok Güzel, farklı. Ya çok değişti yani hani evet. bunu söylüyorum işte diyorlarken mesela özellikle ergen gruplarım geliyorlar işte hani e, bu şeyde şunu istedi mesela bulimiyalar çok evet. arttı. Katılıyorum. Ee, Anoreksiye göre bulimiyalar bu dönemde daha da çok arttığını gözlemliyorum. Ee, i̇şte nedir hani onun gibi olmayı sayı, hı hı. hem zayıf olması. tek bir tip de... bir vücut, tek tip bir yüz. Hı hı. Bir de hocam bulimiyi değinebilir miyiz? Bulimia ne? Çünkü çok bilinmiyor, bilinmediği hı hı. için insanlar çok ciddiye de Biraz ondan bahseder misiniz? Bulimya e, bilinçli olarak yiyip ee, genellikle ben gene hani değersizliğe Hı -hı. değineceğim hani bana kalırsa e, kendi olanının değersizlik hissinden dolayı o yediklerini bilinçli olarak kusturmak. Çıkarma kendine. davranışına giden. Evet. Etmek. Hı hı, bir de bunun sadece kusturma kısmı yok sanırım. Hı hı, hı. Bir de e, işte egzersiz de çıkarma. Aslında kusturma kısmı olunca fark ediliyor. Ama ben benim genelde karşılaştırdığım, karşılaştığım konu işte egzersiz de çıkarma davranışına giden hı hı, hı. kesim var ve hı hı. o zaman bulimyel olduklarını fark edemiyoruz. Hı hı. İşte yiyor yiyor deli gibi egzersiz yapıyor, iki hı hı. saat 3 saat egzersiz yapıyor ve yediklerine bir çıkarma davranışı aslında hı hı. bu da, değil mi? Hı hı. Tabii ki tabii ki. Bu da öyle ki zaten hani. E bir müdahale etmeden çıkarma şeklinde de olmuyor bu mutlaka hani bir evet. boğazlarını hani ellerine götürüp hani bu şekilde oluyor ya da evet bir takım egzersizlerle birlikte olabiliyor özellikle ergenlerde çok artık Hani yayılmış durumda bu bunun da nedeni gene hani değersizlikle birlikte sevilmediği hissiyle birlikte işte hani o olmak istediği görünüme ulaşmak için ya da hani o kişiliğe karaktere ulaşmak için ya bu çok derin ve çok hani uzun seanslar bence aslında şöyle evet ben. bir de aslında işte sosyal medyada görüyoruz, herkes zayıf, işte şoplar vesaire oluyor. Yani mükemmeliyetçilik algısı zayıflık Hı -hı. üzerinden dönüyor. İşte biraz kilosu olsa bile aslında o kişi güzel değildir olarak algısı Hı -hı. ortaya çıkıyor. Aslında şu an e, bu yönden baktığımda da şunlar aklıma geldi. Belirli e, iyi markalar artık kilolu mankenlerde, biraz daha Hı -hı. kilolu mankenlerde koymaya başladılar ki aslında algı biraz değişmeye başladı ve Hı -hı. bence çok güzel oldu o Hı -hı. kısım Hı -hı. için. Ama işte bu işte sosyal medya. İşte aileler işte hı hı. akran zorbalığı işte akranlar yaptıkları hı hı. hatalar aslında çok tetikliyor insanları. Hı hı hı. Bununla birlikte işte hepsi çok tetikliyor ve hani o yüzden üste basa basa söylüyorum. Ee, yani hani kendine öz şefkat, kendini sevmek, hani kendine böyle yapabilme, hani herkese şefkat gösteriyor ama kendine asla, kendi karşı çok acımasız. Bu özellikle hani psikolojik temelli temeli e, rahatsızlıkların hani ortaya çıkışında ilk başta e, bizlerin özellikle hani uzmanların yapması gereken şey, seanslarda da e, ne bileyim şu an hani çok fazla YouTube'da hani kanallarda da Hı -hı. görüyorum e, güzel hani programlar da var bilinçlendirmeye yönelik. Bu bilinçlenmenin daha da artması lazım. Çünkü kişi kendini sevmediği için, kendi öz değeri bulamadığı için, kendine şefkat gösteremediği için aslında bu takım şeyler ortaya çıkıyor. Bununla birlikte de tabii ki hani o sosyal medyada hani o hı hı. tip algı o evet. da çok büyük yer ediyor. Ve bundan dolayı yeme bozuklukları yani hepsi o kadar aslında geniş bir yelpaze ve o kadar hani tetikleyen şeyler var ki birbirini evet. öyle bir durumda. Peki neler yapmalar veya şöyle aslında şu, şu kısmı da var şöyle bir Hı -hı. soru da sormak istiyorum. E, bunlar bir psikoterapi almaya geldiklerinde bu durum geçiyor mu veya Hı -hı. ne kadar sürede bu durum geçirilmesi üzerine çalışıyorsunuz? Hı -hı. E, neler yapmaları gerekiyor aslında onları da değinelim. Şimdi e, özellikle hani, psikoterapiye başlamak Hı -hı. istediklerinde şunu far, e, yani şununla birlikte geliyorlar. Hani ne bileyim yeme bozukluğu var e, işte hani ne bileyim hani çıkarıyorum ya da hani yemiyorum düzenim değişti şunun önce hani farkındalık kazanması gerekiyor. Yani bunların hepsi kendi öz değerinden aslında ortaya çıkıyor. Yani önce bunu bizim yükseltmemiz gerekiyor. Hı -hı. O artık hani kas seansında yükselirse gibi hani kimliğine mesela gerçekten hani birden fark ediyor. Evet diyor hani bu ve kendisi de artık hani seanslara, terapilere ek bir şeyler söylüyor. Ee, bundan dolayı ilk olarak hani yapılması gereken bu seanslarda da Hı -hı. o özdeğin, o benlik algısının yükselmesi. Şimdi hocam yeme bozukluklarını konuştuk bir de pandemide sıkça ortaya e, hı hı. çıkan psikolojik rahatsızlıklar oldu. Bunlar neler ve kişiler bunlarla ilgili nasıl bir yol izlemeliler neler yapmalılar hı hı. onlara değinelim biraz. Hı hı. Ee, şimdi şöyle bir şey pandemi ile birlikte böyle bir çeşitlilik gösteriyor. Özellikle e, o hani kaygı eşiği yüksek e, kişiler en çok tabii ki hani kaçınılmaz hı hı. pandemiden etkilenen grup... Bununla birlikte tabii ki panik ataklar geniş bir yelpaze oluşturuyor. Çünkü hani panik atakta da gene hani kaygı bazlı kişilik yapıları, kaygı seviyesi yüksek olan kişilikler bunlar bilinenler. Mesela hani eskiden pandemiden önce gene hani bilinen bir hani önlerini görebiliyorlardı. Bununla ilgili baş edebiliyorlardı. Hı hı. Şimdi artık hani bu pandemi tarihi tanıklık ettiğimiz bir şey gerçekten. Hani şu algı da oluştu artık özellikle panik ataklarda. Hani her şey yönetilemez. Evet bu pandemi değil mi hani... Nasıl çıktı? Demek ki hani yönetebileceğimiz bir hastalık değil, yönetebildiğimiz bir durum değil. Bununla ilgili panik ataklar çok gün yüzüne çıktı. Aynı zamanda e, şununla da alakalı mesela hani kişiliklerle de gerçekten alakalı olduğunu düşünüyorum. Kimi mesela grup vardı, e, çok zaten hani dışarı çıkmayı böyle sevmeyen ya da e, hani evde daha çok zaman geçiren ya da hani çalışan grup olmayan, çalışan Hı -hı. grupta olmayan. Bunlar birazcık daha az etkilenirken çalışan grup ve daha çok dışa Sosin dönük hayatı. kişiler. Kesinlikle evet. öyle. Dışa dönük kişiler kat ve kat daha fazla etkilendiriyor. İster evde nasıl kalındığını yani bilmiyorlar. Sadece Hı -hı. eve uyumaya giden bir kesim vardı. Daha Hı -hı. çok gençler herhalde. Ben Hı -hı. yanlış düşünmüyorum. Hı -hı. E, gençler herhalde çok etkilendiler. Yani ister istemez sosyal hayat sıfır. Işte arkadaşlarıyla görüşemiyorlar. Belki Hı -hı. okulda olmaları gereken dönemde evdeler özellikle üniversite dönemi belki. Hı -hı. İşte erkek arkadaş kız arkadaşları vardı. Onlardan uzak kaldılar. Aslında bir sürü sebep etkiley etkileyebiliyor durumu. En çok zaten söylüyorum bana kalırsa yani en çok çocuklar ergenler yani okul grubu bana kalırsa evet. etkilendi. Çünkü e, çocuklar hani özellikle 0-6 yaş grup biraz daha evet hani anne babalarına bağlı hadi onlar bir şekilde atlattılar. 6 yaştan sonra artık çok büyük bir öğretmen faktörü ortaya çıkar. Çocuk ilk okula başladığından sonra öğretmen onun ikinci annesidir ikinci babası. Evet hani kişilik gelişiminde tabii, tabii, bile tabii, öğretmen çok önemli. Öyle. Şimdi öğretmenlerinden uzaktalar online bir şekilde hani devam hı. ettirmeye çalışıyorlar. Ee, hadi o ilkokuldan sonra ortaokul artık yavaş yavaş ergenlikte birazcık hani anne baba faktörü azalır öğretmen faktörü azalır ve kendi yaş grupları akran grupları. Hı hı. Bir de benim kardeşim Hı -hı. de var. Hı -hı. Ee, hiç dışarı çıkmıyorlar. Belki oyun bağımlısı Hı -hı. olacak kıvama geldi. İşte derse giriyor, oyun oynuyor. Derse Hı -hı. giriyor, oyun oynuyor. Araya işte spor bile koymuş olsa aslında işte hiç gün yani balkona bile çıkmıyorlar. Hı -hı. Ve artık bunun rutini o kadar bağlamışlar ki aslında durumun kendileri bile farkında değil Hı -hı. ve gerçekten çok etkilendiklerini Hı -hı. düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Hani bunun belki de normal olduğunu düşünüyorlar evet. şu anda için. Ee, o ergen grupları işte hani akranlarıyla onlar zaman geçirmeye ihtiyaçları var. Şu anda nedir? Hani herkes bu boşluğu bir şekilde doldurmaya çalışıyor. Öğretmen boşluğunu ilkokul çağındaki çocuklar e, işte gene hani tabletle ne yazık ki tabletlerle. Ama bunu, burada hani ebeveynlere de büyük bir rol düşüyor aslında. Olabildiğince kontrollü ilerlemesinde fayda var. Çünkü buradan hani göz bozuklukları yani birçok aslında hani şey. Evet bedensel sağlığa sağladı e, bozabilecek duruma geliyor psikolojik sağlığın yanı tabii, sıra. Tabii tabii Bunun yanında tabii hani gözler de çok etkileniyor. Burada hani ailelere büyük rol düşüyor. E, sorumluluk düşüyor. Burada hani onu yönetebilmeliler. E, o grup hani yani okula giden grup çok etkilendi ciddi evet. anlamda. Öğretmenler de gene aynı şekilde. E, diğer grup bir şekilde hani herkes Ve devam ettiler. Devam yani sonuçta evet, maske taksak hı hı. Yani dikkat etsek bile aslında iş yerlerinde vesaire aslında hı hı. dönen bir Sosyal çevresi olan grup var ama Hı -hı. evde kalan grup çok daha farklı etkileniyor. Hı -hı. Ee, başka peki ne durumda etkilendiler hocam? Yani sağlık problemi olarak nasıl Hı -hı. etkilendiler diye soruyorum. Şu şekilde bir de evet çok dışa dönük olan grup vardı. Hani Hı -hı. evde durmak nasıl bir şeydir? Evde zaman geçirmek nasıl bir şeydir? Bunu bilmeyenler sık sık yetişkinlerde seyahat etmeyi sevenler, arkadaş grubunun hani sosyalliği sevenler, dışa dönük kişiler onlarda da depresyonlar. Çok artı ee, ağır depresyonlara varabilen bunları da çok sık gözlemledik. Bir de kişi depresyona girdiğinin farkına varıyor mu? Ben onu da çok bazı arkadaşlarım bakıyorum. Gerçekten depresyonda ama aslında durumun farkında bile değil. Hı -hı. Ama ister istemez içsel olarak belki dışa vurduğunda depresyonda Hı -hı. olduğunu anlıyorsunuz gibi gözüküyor. Farkına varabiliyorlar mı? Depresyonlu grup evet çok güzel bir gözleminiz çok fark edemiyorlar. Yani söyledikleri şeyler o çıkarımları artık hani bizler elde ediyoruz. Ee, işte yeme düzenindeki hı hı. bozukluklar, uyku düzenindeki bozukluklar, sonra başarı anlamındaki işte kendi o hani öz saygının düşmesi, sosyal çevreden kısıtlanma vesaire hani o benlik algısı yani bunların hepsi aslında depresyonun birer parçası onu bizler anlıyoruz ama hı hı. kişi bunu çok anlayamıyor. Evet depresyonla. Hı, hı Bunlar da ama e, çok şey oldu. Hani arttı. E, ergenlerde tablet telefon kullanımlarına bağlı öfkeyi yönetememe durumu. Çünkü ee, bu kadar fazla ekrana bakmak belli bir yerden sonra değil mi? Hani bir uyaran sürekli bir şeyler hani göz önünde evet. oyunlar yani bunlar hani öfke kontrolünde de aslında bir takım böyle problemler ortaya Evet Ya da konuşmuyorlar çıkardı. da öfkeyle mi konuşuyorlar? Yani hani aileyle sıfır iletişim bir şey kızıyorlar patladıklarında Hı -hı. E, tek iletişime oluyor aslında aileyle gibi bir Hı -hı. durum söz konusu oluyor. Kesinlikle öyle. Mesela şu da artık görmeye başladı. Artık hani siz biliyorsunuzdur yavaş yavaş hani 8'ler 12'ler e, tabi bu hani 15 Şubat'la birlikte 1 Mart'la birlikte yavaş yavaş normalleşmeye gidiliyor. <laughs> şimdi normal olan bir duruma da alışma evreleri var. Özellikle öğrencilerin bu da e, çok evet. önemli bir konu. Aklıma gelmişken buna da değinmek istiyorum. Eskiden hani evlerde hani online sistem nasıldır nasıl yapılır şimdi tam onlara alıştılar. Artık son zamanlarda bunlarla ilgili öğrendiler çünkü. Kimi daha erken öğrendi, kimi daha geç öğrendi, öğrendi. Şimdi buradan online'lardan artık daha fazla hani okula sad danışanlarım şunu söylüyorlar. Hani konuşmayı unutmuşuz. Nasıl hani muhabbet edecektik? Ne yapacaktık? Hani hepimiz birbirimize bakıyoruz. Ee, hani evet hani aslında gereken... <laughs> sanırım bunun da etkisini <laughs> tabii, sonradan tabii, göreceğiz değil tabii mi? Tabii Kesinlikle. Böyle. Şimdi yavaş yavaş görmeye düşününce... başlandı. Evet, özellikle 8'ler, 12'ler başladı. Hı -hı. Hani o grup danışanlarım ee, hepsi birden bunu söylüyor. Herkese farklı şeyler, e, farklı semptomlar ortaya çıkmaya başladı. Kim evet. Kimi hani konuşamıyoruz diyorlar, kimi e, birebir mesela hani onlinelara alışmışlar. Birçok gene uyaran oluyor arkadaşları, sağlı soldu ya da hani öğretmen de kimi bu hani odakta problem yaşayabildiklerini söylediler. Bir danışan da mesela şu olmuş yani o kadar fazla artık o yüzden söylüyorum. Hani bir korunaklı bir biçimde yarım saatte olsa dışarı çıkmakta nefes çok önemli. Bir danışanımda mesela şu oldu e, 17 yaşında. Çok uzun zaman sonra dışarıya çıktı bir iki üç ayın ardından hı hı. dışarı çıktığında hani artık o hani aşırı şeyden mi oksijenden mi e, muhtemelen ondan çıkarttı mesela ya hani bunu söyledi evet. aslında hı hı. normal gibi de duruyor evet hani sen üç ay boyunca evdesin aşırı hani birden bir oksijenin hani balkona bile çıkmadığını söyledi evet. çok vahim bir durum çok hani üzücü bir durum aslında evet aslında bu. şöyle biraz da ailelerin e, bu konuya el Hı -hı. atmaları gerekiyor. Hani bir yürüyüşe götür, Hı -hı. götürülebilir. İşte belirli çıkma saatleri var. Ee, belki aile çalışıyor bile olsa bunun bir şekilde yolu bulunmalı gibi Hı -hı. düşünüyorum ben ama Hı -hı. doğru mu düşünüyorum? Kesinlikle öyle. Ben de artık hani bunu Hı -hı. düşünüyorum. Çok korunaklı bir biçimde evet demiyorum ki hani çok kalabalık ortamlara girilmesin. Hı -hı. Ya ne bileyim hani evin bir bahçesi varsa şimdi hani gençler çok onu da istemiyorlar aslında. hani bizler için belki hani Hı -hı. daha güzelken hani ekebilirsin ek, bir şey. Hatta bize bile bazen zor gelebilir. Ergenler çok istemiyorlardı aslında toprakla temas edeyim şey yapayım. Onun için diyorum ya hani ergenlerde arkadaşlar çok önemli, akranları çok önemli. Ama ailelere büyük rol düşüyor burada. Yani onların denetiminde bir çıkmaları gerekiyor. Bir yarım saatte olsa nefes almaları gerekiyor. Evet bir de ister istemez şöyle de bir gerçek var. D vitamini eksikliği zaten ergenlerde çok var. Biliyoruz zaten pandemide D vitamininin çok önemli olduğu ortaya çıktı. Bağışıklık sistemi açısından. iyice bence D vitamini konusunda çok eksik kaldılar. Bunun hmm. yanında sürekli sinir stres herkes için geçerli. Bağışıklık sistemi düştü. Hmm. Yani aslında bağışıklık sisteminin düşmesinin asıl nedenlerinden biri ben her zaman söylüyorum çoğu hastalığın hmm. asıl nedeni stres. Hmm. Yani hmm. stresinizi kontrol edemiyorsanız zaten bağışıklık sisteminiz bir tık hmm. düşük oluyor. Hmm. Bu nedenle hmm. e, aslında orada stres kontrolü çok önemli. Yani o psikolojik dayanıklılığı arttırmak çok hmm. önemli gibi düşünüyorum. Hmm. E, pandemiyi de böyle atlatmak daha doğru olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Hmm. B vitamini eksikliğinin kesinlikle hani e, psikolojik e, olarak etkileri hı hı. büyük. Bu da evet, güzel evet. bir konu. Ee, bundan dolayı evet. E, hani eve çıkamayan grup için bu da hani görülen bir şey artık hani Hı -hı. D vitamini eksikliği. Bundan kaynaklı hani bunun takviyeleri için e, özellikle hani ergenler için onların daha çok Hı -hı. da ihtiyaçları var. Aileler belli zamanlarda kontrol olarak çıkarmaları gerekiyor çünkü hani o tabletlerden telefonlardan bir miktar uzaklaştırmakta fayda var. Evet yani neden? yarım saat bile olsa günlük onu bir Hı -hı. şekilde ee, yapmalılar. Hı hı yani hı hı. baskıyla ya da, ya baskı da çok doğru bir kelime hı hı değil ama, hı hı. hani bir şekilde ikna edilip çocuk, hı hı hı. E, orada bir ya balkon bile olur benim için. Evet, evet. <laughs> kesinlikle öyle ki şimdi aslında hani her dönem zor. Daha zor bir dönemde başlıyor. Hı hı. Çünkü bu sefer hani normal olan bir şey çocuklar uyum sağlamaya çalışacaklar. Okullara gitmek, akıllı tahtalar, arkadaşları bunların hepsi normaldi. Şimdi normal olan bir şey alışma süreçleri var. Bunları da e, aslında bir şekilde vücut kabul edemiyor değil mi hani yani çıkarttı diyeyim ki diğer mesela danışanım diyor hı hı. Hani muhabbette zorlandım, sosyallikte zorlandım diyor. Evet. Hani garip geliyor bunlar. Herkes için farklı ama etkileri herkeste var ya diyeceğiz. Da siz sanırım. de biliyorsunuz ergenler için mesela ne kadar önemli değil mi? Spor çok önemlidir onun Spor çok önemli. Endorfinin için. işte tabii, salgılanıp tabii, tabii, tabii. E, kişinin rahatlatılması için hatta geçen programda da bahsettik hı hı. E, Oxford Üniversitesi'nde bir araştırma yapılıyor. 1.2 milyon kişi hı hı. üzerinde cepteki paraya bakılmaksızın spor hı hı. yapan insanların daha mutlu ...olduğu gözlemleniyor. Hı hı. Yani aslında sporun da hayatımızdaki yeri bence olmalı hı hı hı. diye düşünüyorum. Özellikle şunu kendi arkadaşlarımdan daha önce spor yapmayan bireyler de söylüyor. Hani sıkıldıklarını söylüyorlar. Ben diyorum ki hani spor yapın. Hani bir şekilde hı hı. hayatınızın bir yerine katın. Üstelik zamanınız da var. Normalde zamanınız yoktu yapmıyordunuz. Böyle bir bahaneniz vardı. Hı hı. Bu sefer bana şöyle geliyorlar. İşte evet haklısın ama şimdi uğraşılmıyor. Yani hani... Hı hı. Tek başıma nasıl yapacağım? Hı -hı. İşte oysa o kadar video o kadar güzel Hı -hı. E, programlar var işte WhatsApp grup programları kuruluyor. Yani bir sürü aktivite Hı -hı. ortada Hı -hı. ama spor da çok geri planda kalıyor. Hı -hı. Şimdi spor, beslenme, kendin için hani yaptığın, kattın... ...kendi yaşam kaliten artsın diye yaptığın bir takım psikolojik yatırımlar... ...bunların hepsi birer hayat felsefesi evet. haline gelmeli. Yani spor da severek, isteyerek yapılmalı. Yani bu hani hayatın bir parçasında kesinlikle bence de olması Aslında gerekiyor. Aslında yapınca severek, isteyerek tabii, yapıyoruz. Tabii tabii, spor ve beslenme de gene aynı Hı -hı. şekilde. Hani evet. beslenme de öyle bir hayat felsefesi haline gel gelinmesi tabii gerekiyor Tabii ki, yaşam bence. tarzı yani. Hı -hı. Çünkü yapmadığınızda yani... Gene dedik işte belirli e, hmm. vitamin mineral eksiklikleri depresyona kadar götürebiliyor veya atıyorum belirli bir stres etkenleri bizi o kısmı alabiliyor. İşte bütün sağlığı etkiliyor. Bir sağlık problemi çıkınca işte beslenmeyle çıkmadan önce dokunabiliyorsunuz ama bir sağlık problemi çıkınca diğerini tetikliyor. Diğerini tetikliyor. Hem psikolojik hem bedensel çok büyük etkilere gidebiliyor. Hmm. Dediğimiz gibi yine hani uyku düzeni hmm. işte geri kalan kısım. Gibi aslında hayatımızı belirli bir düzen ve yaşam tarzı içinde evet eğlenmeliyiz bunun içinde ona da katılıyorum ama işte baktığımızda o boşluktan o boşluk hissinden kurtulmalıyız değil mi? O yüzden kesinlikle öyle. Ee, bir de son olarak şey de zamanımızda herhalde kısa. <laughs> Şuna da değinmek istiyorum son olarak da. Ee, bu hayatımızda bir diğer bence hı hı. yaşam felsefesi olarak e, oturtmamız gereken şey de mindfulness yani bilinçli farkındalık. <laughs> evet. e, bu da bence çok çok önemli ve bireylerin artık hani hayatlarına yerleştirmeleri gereken bir düzen şekli olmalı diye düşünüyorum. E, Klinimde de hani her seansımda buna değinmeye çalışırım, değinirim de danışanlarımda da. E, en çok yaptığımız hata işte şu an hani yayındaysak şu an sadece yayındayım sadece e, yani yüzünüze hissetmek evet, tamamen mi? buradayım tamamen hani şuraya şurayı hissediyorum şu Hı -hı. ortamın kokusuna e, duyuyorum e, ve hani aldığım hazzı tadıyorum yani böyle aslında hani hissetmek yani beş duyu organı ile birlikte hissetmek evet. lazım çünkü bilinçli farkındalık mindfulness böyle gelişir ve evdeyken de öyle mesela spor spor yaparken evet. yani sadece spor yapılmalı yani spor yapılırken o an hani aldığını satayan vücuda hissetmek lazım. Mideyi hissetmek lazım. Evet. Bacakları hissetmek lazım. İşte hani her neyse artık evet, oradaki. Bununla ilgili şey deneyeceğim psiko etkisi diye bir şey var Hı -hı. belki hani Hı -hı. E, biliniyordur çoğu çalışmada artık bunun üzerinden yapılıyor. Yani düşünce gücümüzle çoğu şeyi başarabiliyoruz. Hı -hı. E, ve aslında e, kendi şeyler tabularımızı Hı -hı. yıkabiliyoruz. Hı -hı. E, hatta protein tozuyla ilgili bir çalışma Hı -hı. var. Bir gruba protein tozu veriliyor. Bir gruba plasebo veriliyor. Plasebo dediğimiz hiçbir Hı -hı. etkisi olmayan şeker. Hı -hı. Bir gruba şeker veriliyor. Bir gruba hiçbir şey verilmiyor ve hiçbir şey verilmeyen grupla e, plasoba verilen grup arasında %20 kadar yanlış hatırlamıyorsam yüzde on ya da %20 Hı -hı. kadar bir kas artışı Hı -hı. gözlemleniyor ve bu aslında zihin gücü. Hı -hı. Yani çünkü orada bir protein tozu veya ekstra Hı -hı. bir şey yok. Siz onu öyle düşündüğünüz için öyle Kesinlikle oluyor. Kesinlikle öyle. Yani hissetmek lazım. Yani evet. spor yaparken de, evet derler hani ona zaman mı var şimdi hani Hı -hı. ne gibi bunları ben de çok sık duyuyorum ama işte bunu hani hissedilse o anda çünkü hani o vücudun akışına aslında. O verimi hani, de alacağız. Değil, tabii tabii hani o bedenin akışını hissedilse o ellerdeki farklı hani e, karındaki farklılığı hani vücudu çalıştırırken koku farklılığı aynı şekilde bana kalırsa yemek yerken de gene aynı şekilde. Yani hani yemek yemek için yemek yenilmemeli bence. Evet. Tadına hani varılmalı değil. Televizyon oldaki? açık. Orada Yapan aynen hızlı hızlı veya o. bir yere yetişeceğiz hızlı hızlı yemek görüyoruz. Aslında en büyük hatalar buradan o çıkıyor. O işte hani o bilinçli farkında evet. olmuyor bir şekilde. Mesela hani o yemek yenilen ortamlarda kesinlikle ama kesinlikle televizyon açık kalmaması gerekiyor. Ya da hani telefon. Tabii ergenler hani ders çalışırken asla ama asla bir yerden hani bir uyaran farklı bir uyaran olmaması gerekiyor. Hani tek bir işe odaklanılması gerekiyor. Yapılan işte en büyük özellik de hani bizlerde bence var. Türk kadınların da ekstra ekstra olduğunu düşünüyorum. Hani her şey böyle şeymiş gibi. Ne bileyim hani dizi izlerken fasulye ayıklıyım. Değil mi? Evet, aynen. Ondan sonra ne bileyim hani her neyse hani bir şey yaparken oje süreyim ama zaman değerlendireyim vesaire evet, aslında gibi. Aslında zaman değerlendirmiyoruz. Kendimize kötülük yapıyoruz. O an yok yani tadını alamazsınız evet. ki. Mümkün değil. Hani bu yapılan bence doğru bilinen en büyük hatalardan biri. Ki çoğu insan şey gibi değerlendiriyor bunu. Hani zaman ...anıma değerlendiriyorum, güzel, mantıklı bir şey yapıyorum... ...gibi değil halbuki. Ee, bilinçli farkındalık bu demek değildir. Anı yaşamak bu demek değildir. Hı hı. Anı yaşamak çoğu insan için böyle şey gibi de görünüyor. Hani karpe diyen böyle hani bir... ...hayat mottosu gibi de görünüyor ama... Ay, ...anı yaşamak hayat felsefesidir. Tamamen Yaşam de, evet. biçimidir. Tabii tamamen budur. yani. O zaman şöyle diyelim, programı da böyle hı. sonlandıralım. Ee, anı yaşayalım. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Hani anı yaşayarak... E, ...hayatımızı bu şekilde yönlendirelim. Hı hı. E, umarım... Ee, çok keyifli bir sohbet oldu hocam. Çok aynen, teşekkür ederiz. Evet, çok da bilgili, konumaydı. aynen Hı -hı. çok da bilgi Hı -hı. E, yüklü oldu. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz, teşekkür konuk edelim. olduğunuz için. Hı -hı. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. <laughs>